Evet, bugün üçüncü gün. Şu iki çiçeği de bitirdim fakat onları kaydetmedim zaten. Şunları gördünüz. Bugün vazo yapacağız. Şöyle biraz aşağı doğru indireyim bunu. Kullanacağım fırçalar bunlar. Numaraları görünüyordur herhalde. 2 numara, 2 numara, 6 numara, 2 numara. Şu 3-0, şu da 5-0 arkadaşlar. Kullanacağım boyalar. Şimdi vazo kırmızı bir renk fakat kırmızının farklı tonları var. Koyu kırmızı, Permanent Crimson Lake. Bu da normal kırmızı, Cadmium Red Deep. Yalnız bu rengin içinde zannedersem çok az Burnt Sienna var, çok az. Bir de açık yerlerinde de Orange var galiba. Bakacağız. Şimdi başlayalım. Çabuk kuruması için boyalara, özellikle kırmızı biraz geç kuruyor. Şöyle birer damla hızlı kurutucu kullanacağım arkadaşlar. Bir de koyu renkli bölgede de kahverengi kullanmayı düşünüyorum. Bir damla da şuraya yeterli olacaktır.
Bu gibi kenarları en iyi yapabileceğiniz fırça yan kesiktir. Bıçak sırtı daha bir güzel olur. Hattı tek seferde çizerseniz daha kusursuz, düzgün bir çizgi elde etmiş olursunuz. Bir de mesela vazoyu yaptınız. Ama şu an sanki buraya bunu yapıştırmışız gibi görünüyor. Kenar hatları çok keskin. Onu da nasıl yapıyoruz? Bir tane kuru bir fırça alıyoruz arkadaşlar. Şu uçlarını birazcık böyle dokuna dokuna, fazla abartmadan, fazla dışarı taşmadan böyle bir efekt veriyorsunuz. Umarım videoda görünüyordur. Bunu yaparsanız resminiz daha gerçekçi görünecektir. Ve oraya yapıştırılmış gibi bir izlenim vermeyecektir. Neyse, ben onu sonra yaparım. Şimdi
Bunun biraz kuruması gerekecek çünkü boya çok cıvık oldu. Kırmızıyla böyle geniş alanda çalışmak biraz zor olabiliyor. Şimdi daha yumuşak samur bir fırçayla biraz renk geçişi yapacağım ama muhtemelen ben bunu yarın bir daha bir kat daha atmam lazım. Veya 3-5 saat sonra. Çünkü boya çok cıvık altta. Şimdi şuraya beyaz atılacak, şuraya beyaz atılacak. Şurası düzeltecek ve bu bitti. Masaya sadece bir kat astar attım akşam tezgahta kalan
Boyaları biraz sulandırdım. Öyle bir geliş güzel bir kat attım. Orada masayı daha sonra yapacağız. En son yapacağız masayı. Bu beyazı mecburen kuruduktan sonra birkaç kat daha atmamız gerekecek çünkü etrafındaki boya ıslak olduğu için ister istemez bulaşıyor ve rengi bozuyor. Bunu uğraşırsanız tek seferde de yapardınız ama zamanımız var. Aceleye gerek yok tabii ki de.